Maneviyatı yüksek olan kişilerden mahremiyet hükümleri kalkar mı diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler, şunu unutmamak gerekir ki maneviyatın yükselmesiyle birlikte şeriatın hükümleri bir insandan kalkmaz. Yani ben manevi açıdan şu mertebelere yükseldim, o mertebelere çıktım, benden şu sorumluluklar alındı, yükümlülükler alındı şeklinde bir şeyi hiçbir müstakim tarikat şeyhi iddia etmez. Böyle bir şey şer'i açıdan mümkün değildir. Bilakis tam tersine insanın manevi açıdan mertebelerinin yükselmesiyle birlikte sorumlulukları artar. Daha fazla vecibelere, daha fazla edeplere dikkat etmesi gerekir. Bu açıdan maneviyatı yüksek olan insanlar şeriatın hükümlerine daha titizlikle riayet eden insanlardır. Bu ümmetin en büyük velileri, Allah dostları kimdir diye sorulacak olursa hiç şüphesiz ki sahabe-i kiramdır. Kur'an-ı Kerim'in de sarahatiyle birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri, muhtereme zevceleri de bizlerin, müminlerin anneleridir. وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peygamberin eşleri, müminlerin anneleridir. O annelerimizle sahabe-i kiramın nasıl muhatap olması gerektiğini ifade ederken Kur'an-ı Kerim buyurur ki اَسْتَعُوا بِاللّٰهُ وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. O annelerinizden ey ashab-ı kiram, ey bu ümmetin en büyük velayet makamındaki kişileri, hakiki anneleriniz olan o insanlardan, peygamberin eşlerinden bir şey isterken bir hicab, bir perde arkasından isteyin buyuruyor. Ve sebep olarak da ذَٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِكُلُوبِكُمْ وَكُلُوبِهِنْ. Bu sizin kalpleriniz ve onların kalpleri açısından en temiz olandır buyuruyor. Biz burada ashab-ı kiramın velayet mertebesinin en üstündedirler diye mahremiyet hükümlerinden muaf tutulduklarını görmüyoruz. Bilakis mahremiyet hükümleriyle muhatap olmuşlar. Mahremiyet hükümlerini tatbik etmeleri için onlara emir gelmiş. Karşısındakiler kimler? Anneleri. Ona rağmen. Yani bir tarafta bu ümmetin en büyük velileri var. Diğer tarafta muhatap oldukları şahıslar ise anneleri. Buna rağmen bir perde arkasından isteyin, mahremiyet hükümlerini mutlaka titizlikle yerine getirin buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Onun için bir insan şayet size ben şu makama çıktım, benden mahremiyet hükümleri kaldırılmıştır, benim yanıma çarşafsız gelebilirsin, efendim serbest bir şekilde gelebilirsin diyerek kadınlara yönelik böyle şeyler söylüyorsa bilin ki bu adam dürüst bir adam değildir. Uzak durulması gereken bir insandır. Tarikat adı altında bu adam şeriatsızlık yapıyordur. Onun için asla böyle şeylere teşebbüs etmemek gerekir, kapı aralamamak gerekir, titizlikle riayet etmek gerekir. Nitekim bir başka rivayette, Ebu Davud'un rivayetinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin mahremiyet meselesiyle ilgili ortaya koymuş olduğu tavır çok ibretliktir. Buyuruyor ki Ümmü Seleme annemiz, ben ve Meymune bir ara aleyhissalatü vesselam Efendimizle bir odadaydık diyor radıyallahu anha. O arada اِذْ اَقْبَلَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُومٍ, ama bir sahabi olan, gözleri görmeyen Abdullah İbni Ümmü Mektum odaya girmek için geliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki اِحْتَجِبَا مِنْهُ, ondan gizlenin buyurdu. Yani o geliyor, siz gidin gizlenin buyurdu. Bunun üzerine ben dedim ki diyor Ümmü Seleme annemiz, اَلَيْسَ هُوَ اَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا. Yani o bir ama değil midir ya Resulallah? Gözleri görmez, bizi göremez, tanıyamaz. Deyince Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki, اَفَعَمْيَاوَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ. Peki sizler de kör müsünüz, ama mısınız, sizler onu görmüyor musunuz buyurdu. Bunu buyurduğu kişiler kimler? Annelerimiz. Abdullah İbni Ümmü Mektum'un annesi, Kur'an-ı Kerim anne diyor buna. Buna rağmen Resulullah Efendimiz mahremiyet hükümlerini titizlikle yerine getirmiştir. Hazreti Ayşe validemiz buyurur, مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدَمْ رَأَتٍ قَطُّ. Allah Resulü'nün mübarek elleri hiçbir namahrem kadının eline değmemiştir buyuruyor. Resulullah Efendimiz ben peygamberim, benim için mahremiyet hükmü yoktur filan buyurmamıştır. Böyle bir şey yok. Onun için şeriatsız tarikat olmaz. Meşayihimiz buna son derece riayet etmiştir, dikkat göstermiştir.
Bu sebeple kesinlikle böyle tuzaklara düşmememiz gerekir. Yani tarikat adı altında şeriatsızlık yapan, bunu da bir takım manevi mertebelere bağlayan insanların kesinlikle tuzaklarına düşülmemesi gerekir. Böyle bir şey ne şeriatta ne tarikatta asla mevcut değildir. Allahümme salli ala seyyidina.